Teşekkür ederim. Hep birlikte, hep birlikte bu ülkeye çektirilen zulme son vereceğiz. Hep birlikte doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi, vicdanı olan her vatandaşla beraber yol yürüyeceğiz. Ve Türkiye'yi zulümden ve zalimden kurtaracağız. Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Erdoğan, sen ikiyüzlüsün. Sen fırsatçısın. Sen bir zorba ve bir manipülatörsün. Ama zulmün, küstahlığın artık son buluyor. Söyleyeyim, artık zulmü, küstahlığı artık son buluyor. Erdoğan, yaklaşan gök gürültüsünü duyuyor musun? Bu gürültü mahallelerini sığınmacılara sattığın insanlarımızın gürültüsüdür. Bu gürültü aç bıraktığın emeklilerimizin gürültüsüdür. Bu gürültü elektriğini kestiğin 4 milyon insanın karanlıktaki sesidir. Milyonların acısının sesidir bu. Kulaklarında çınlayan ses. Geleceğini çaldığın bu kızgın insanların sesini duyuyor musun? Özgürlüğün şarkısını söyleyenlerin sesini duyuyor musun? Yeni bir hayat başlamak üzere bu ülkenin insanları için. Her bir vatandaşın onuruyla ve özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız. En karanlık anın şafağa en yakın zaman olduğunu biliyoruz. Hep birlikte seslendiriyoruz. Erdoğan, biz göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyiye gideceğini, bu zulmün de son bulacağını, bir kez daha huzur ve sükunetin bu ülkeye geri geleceğini hepimiz biliyoruz. Bütün acımasızlıklar senin zayıflıklarından doğuyor. Evet, sen zayıfsın, biz güçlüyüz. Sen sırça köşkünde yaşayacaksın, biz omuz omuza gelen bir halkız. Cezalandırmaya çalıştırdığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Yine devam edeyim. Unutma Erdoğan. Bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir. Canan cesurdur. Canan bizimdir. Herkes duysun. 21 Mayıs günü Bursa'da miting yapacaktık. Buradan duyuruyorum. Artık mitingin adresi Bursa değil, artık İstanbul'dur. İstanbul'da yapacağız. Endişe etmeyin. Hiç endişe etmeyin. Zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek. Teşekkür ediyoruz Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na.